Şimdi bu modeller dünyasına girdiğiniz zaman birkaç tür model görüyoruz. Olivier Blanchard vardır. IMF'nin baş ekonomistliğini yap, halen yapıyor olabilir, yanlışım olmasın. Çok süper bir makro iktisatçıdır. Sen de temelde makro ve makro ekonometri çalıştığın için tabiatıyla takip ediyoruz. Duyuluyor mu? Olivier Blanchard. Evet. Nasıl yazılıyor? Blanchard. Blanchard 5 tip modele ihtiyacımız var diyor. Onu sunumdan takip edin. Ben de buradan okuyayım. Bir teorik tespit veya gösterim yapmak istiyorsanız, teorinizi ortaya koymak derdiniz varsa, temel oluşturan foundational bir model kuruyorsunuz. Solow büyüme modeli gibi. Solow'un büyüme modelini duymuşsunuzdur. Çok basit bir şeyden yola çıkar. O da şudur. İşte sermaye vardır, bir de iş gücü vardır. K ve L harfleriyle gösterirsiniz. Onu çözmeyeceğim ama bir çözümünü veya çözen birinin videosunu bulursanız izleyin. Rahatlıkla anlayacaksınız. Matematiğe uzak da olsanız. Sadece takip etmeniz gerekecek teferruatını. Şimdi bir de tabii toplam faktör verimliliği. TFP, Total Factor Productivity dediğimiz bir boyut var. O işte teknolojik unsurları içine alıyor. Güzel. Ve şunu diyor, işte sermayeyi büyüten nedir? Sömürü demeyin. Öyle ama büyüten nedir? Kâr oranından önce bir üstüne ekleme katma yapmamız değer. Gerekir. O eklemenin adı? Katma değer. Katma değer. Katma değerin bir kısmını ama yer diyeceğiz. Hepsini yatırıma dönüştürmeyiz. Yatırımdır esasen. Yatırım olarak aldığınız şey sermayeyi büyütür. Sermayenin bir kısmı fiziki sermayedir bu arada, makro iktisatta sermaye. Borsa yatırımlarınız sermaye değildir. Onlar tasarruftur. Tasarruflarınızı borsaya yatırırsınız. Ama bir şeyi bilirsiniz, yazacağım birazdan. Bütün makro iktisadın uğraştığı S eşittir hikayesine gelmek için. Neyse. Şimdi solo büyüme modeli şeyden başlar. Neoklasik büyüme fonksiyonu dediğiniz bir büyüme fonksiyonu kullanır. Hiç buraya yazmayacağım demeyeyim, yazayım, düşenmeyeyim. Y dediğimiz toplam üretimdir. Siz buna milli gelir dersiniz ama bu bir soyutlamadır. Toplam üretim deyin yeter. Çıktı budur. Bir büyük F bir fonksiyonunuz vardır. Bunun içinde kullandığınız sermaye miktarını yazarsınız. Emek miktarını da yazarsınız. Hop oldu mu? Bir eksik kaldı. O teknoloji hikayesi. Yok hataya daha gelmedik. Ondan sonra teknolojiyi isterseniz buraya yazarsınız. Teknoloji dediğimiz sizin yarın bir şirketi vesaireyi yönetirken sermaye ile işçiliği ne kadar iyi kombine ettiğinizi gösterir. Yönetsel kabiliyetler teknolojidir. Teknoloji illa MR makinesi değildir. Hani yıldız savaşları, lazerle bir şey vurduk değildir. Şey gerektirmez. O fancy hani şeyleri çok süper hani göz alıcı şeyleri gerektirmez. İşçilerinizi sadece şirket içinde nasıl masalara oturtup, önlerine nasıl makineler koydunuz, birbirleriyle evrak akışını veya mal akışını nasıl sağladığınız bile teknolojidir iktisatta. Sizin kombine ediş biçiminizdir üretici faktörleri. Şimdi burada olabilir, teknoloji sadece sermayeyi güçlendiriyor olabilir alternatif olarak. Hem buraya hem buraya yazmayın. Ya burada, ya burada, ya buradadır. Biz temelde şurada ve şurada almak yerine onu burada alır, teknolojiyle birleşmiş. İşte emeğe efektif emek deriz. Sonra uzatmayacağım ama bunun sağını da solunu da AL'ye böler. Ondan sonra bu fonksiyonun belli özellikleri vardır ki bizi çok mutlu eder. Şöyle bir şeye dönüşür. Küçük y yani efektif emek başına çıktı eşittir. Küçük f olur. Bu fonksiyonun adı değişir biraz. Bu küçük k olur. Küçük k ile 1'e dönüşür. Bu küçük k büyük K bölü AL'dir mesela. Bir de birdir. Biri zaten umursamazsınız işte bu fonksiyonda. Hatta bu da çok ilginç bir K üzeri alfa gibi fonksiyondur dersiniz. Bu alfa genellikle 0 ile 1 arasındadır. Çok güzel. Şöyle bir fonksiyonumuz olur. Küçük K, küçük Y. Böyle süper bir fonksiyonumuz olur. Sorun yok. Buradan yürüyerek çözersiniz. Şu anda umurumda değil orada teferruat. Tasarruf oranları dışsaldır burada. Sanki Tanrı'dan gelmiştir. Bu kadar tasarruf et, ey kulum demiştir sanki biri. Buradan yürürsünüz. Modeli çözdüğünüzde karşınıza güzel bir sonuç gelir. Uzun vadede büyümeyi belirleyen şeyler nelerdir? Uzun vadede niçin büyürsünüz? Kısa vadedeki o dalgalanmaları, ufak tefek şeyleri ihmal ederseniz nüfusunuz artıyordur büyürsünüz. Başka? Sermaye. Daha önemlisi. Sermaye yiyoruz. Unutalım. O gelmiyor kendisi. Üretim, verimlilik mi? Üretim, refah, verimlilik. Teknolojiye geleceksiniz. Teknolojik gelişim. Bu A dediğimiz şey var ya, büyük A.
büyük A'nın zamandaki değişim hızıdır. Sizin uzun vadede gideceğiniz yerler. O belirler. Güzel. Güzel bir şey size bu çıkarsama iyidir. Şunu gösterir çünkü. Nasıl yönettiğiniz önemli. Hatta uzun vadede de mükemmel belirleyici o. Süper. Bir eksiği vardır ama. Bir iki eksiği. Solon'la tanıştım bu arada. Çok böyle babacan tatlı bir adam. Böyle çok şekerli ondan sonra. Neşle'de tanıştım. Mandel Fleming'in mandelinin de üstüne çay dökmüşlüğüm var. Gerçekten bu. Neşle tanıştın mı? Tanıştım. Yani tanışabildiğim kadar rahmetliyle. Dersini dinledim. Pek bir şey anlamadım çünkü beni çok aşan konulardı ama yani süper bir beyin olduğu gerçekten yakında yaklaşınca hani ben neyim ki falan dedirtiyor yani gerçekten. Destur. Neyse. Solo modeli mi? Böyle bir şeyden yaklaşır. Şimdi başka bir ders alırsınız. İşte Marksist veya Neomarksist hocanız der ki Solo modeli iyidir, hoştur ama altı üstü kapital sermaye dinamiklerini anlatır der. Çok teferruat yoktur içinde. Doğrudur da kısmen. Solo modelin üzerine bu tasarruf işte oranını birisi der ki yetmiyor bu bize artık. Tasarrufa nasıl karar veriyor insanlar? Karar versinler kendileri. Allah'tan gelmesin o. Tanrısal olmasın. Dışsal bir varsayım yapmayalım yani. O zaman işte Ramsey, Kass-Kuppmann, Arsene işte, Arsene ya da Ramsey modeli dediğiniz modeli kurarsınız. Tüketimi de, yatırımı da, tüketimi dinamiklerini, sermaye dinamiklerini de serbest bırakırsınız. Bu sefer Pringles biliyorsunuz değil mi? Pringles'ın elinizde tuttuğunuzu hayal edin. Bu bir şeye benzer, saddle'a, eyere benzer, at eyerine. O at eyerinin üzerinde iki tane temel hat vardır. Bir tanesi üst hat, bir de aynı. O ikisinin kesiştiği denge noktası vardır. Doğru mu? Pringles'ın üzerinde sadece o noktaya talihlikseniz eğer bir bilye koyarsanız hayali bir bilye sadece orada dengede durur. Şöyle bırakırsanız salınır. Diğer faktörler yokken. Burada bırakırsanız orada durur. Ana hat üzerinde başka bir yönde hız vermezseniz salınır. Ama bu yöndeki salınımı dengesizdir. Doğru mu? Çıkarsa yerine gelmez. Pringles'ı hayal etmeniz kafi. İyi bir şey benzetme. Zaten saddle hat dediğimiz. Eğer patikası. Neyse. Şimdi bunu yapar. Bu fundamental modellerden bir tanesi. Pek çok şey buradan alıp yürüyebilir. Şimdi bozucu bir etkinin makro etkilerini keşfetmek için dinamik rastsal genel denge modelleri diyor. Buraya hiç girmeyeceğim. Bu son 15 senenin modası bunu tartışma yaparken gireceğim bir konu. Ama arka planında sağlam bir mikro teorisi yatar. Mikro etkisi. Ve bazılarınıza garip gelebilir. Modern makro, modern demeyeyim ben. Postmodern makro iktisatın altyapısı mikrodur. Sadece makro zeminine yürümez. Hatta çoğu zaman Anglo-Amerikan memleketlerin okullarında okutulan iktisatta ya Keynes falan hani hocalar biraz azımsarlar koca Keynes'i ki Keynes modern makro iktisatın esas babasıdır. O güne kadar modern anlamda makro iktisat yoktur. Keynes çıkıp bir şeyler demiştir de üstüne onun içini doldurmak için pek çok ekol onun üzerinden veya ona karşı olarak büyüyüp büyümüştür. Her neyse politika tasarımına yardımcı olmak için politika modelleri, yapısal makroekonometrik modeller kullanırsınız. Gösterdiğim az önceki dönemden belki o modelin içindeki en basit birkaç unsurdan bir tanesi, yan unsurlardan. Özde bir analiz veya pedagojik amaçlar için oyuncak modeller kullanırsınız. Bu oyuncak modeller Keynesyen iktisadı anlaşılır hale getirmek için mesela Hicks ve arkadaşlarının oluşturduğu bizim ISLM, ISLM dediğimiz hani model çerçevesi öyledir. Politika yapmanıza yardımcı olmaz. Analiz yapmanıza da pek yardımcı olmaz. Ama durumları tasvir etmekte süper kuvvetlidir. En azından öyleydi bir zaman öncesine kadar. Yakın zamanda onu da başka bir model çerçevesiyle değiştirdik. Çünkü bir anda baktık ki merkez bankaları artık para miktarıyla değil faizlerle oynuyorlar. Ve yapı değişti. O zaman ISPCMR dediğimiz yapıya geçtik. Yani insanların tasarruf yatırım işte ilişkilerini gösteren IS. Philips curve dediğimiz işsizlik çıktı ilişkisini ya da çıktı açı ilişkisini ölçen eğri. Bir de MR var. Monetary reaction, para politikasının tepki fonksiyonunu gösteren 3 eğriyi birleştirerek bu sefer analiz yaparsınız. Ama yine analiz yaparsınız değil mi? Anlama yönünde bir ya da tepkik etme, gösterme yönünde bir şey burada. Aynen. Ondan sonra böyle bir model çerçevemiz var. Sonuncusu da ileriye dönük tahmin yapmak için de forecasting modelleri, öngörü modelleri kullanırsınız. Az önceki model basit şey. İyi bir öngörü modeli olabilir. Diğer şeyler sabitken. Size diğer şeyler sabitkeni yazmadım. O modelde sabit terim var mıydı? Şöyle bir şey yazdım. YT dedim, eşittir. İşte alfa bir şey diye başladım. Şurada bir sabit terim. Bir alfa sıfır yazmadım size. Başka hiçbir şeyle çarpılmayan her defasında eklenen bir değer yoktu. Eklersen
modele katmadığın hemen her şey istatistiksel olarak buraya gelir. Ne kadar karmaşık olursa olsun veya ne kadar basit olursa olsun her modelin içinde yer alan temel her ekonometrik modelin şey olur. Her ekonometrik model şöyle veya böyle önceden yapılmış, önerilmiş bir teorik çıkarsamaya dayanmak. Ya onu sınamak için ya onu kullanmak için. Buraya kadar okey mi? Yani öğleden sonra taşıracağım dememin sebebi o konu. Şimdi o zaman model dediğin şey bir tekillik içermiyor aslında. Yani Blanchard'ın bu şeyle denk gelmek hoşuma gitti. Geçen sene Nisan ayında bir konuşma yapmış 2017'de yanlışım yoksa. Oradaki bir sınıflandırma ve iktisadi modellerle ilgili sınıflandırma gayretleri maalesef biraz zayıf. Yani bunun bir genel taksonomisini daha süpersonik yapan birisi yok. Bakın ekoller sınıflı zaten. Ama model ailelerini henüz ciddi anlamda sınıflandırmaya tabi tutmamışlar. Ne kadar arasam bulamıyorum. Sağlık ekonomisi alanında çalışanlar kendi modellerini sınıflamış. Bilmem nerede öyle. Ama makro veya mikro iktisadi modellerin tam bir sınıflandırması, bir ağacı, bir soy ağacı tam olarak yok. Ekollerin var. Modellerin pek yok. Güzel. Şimdi o zaman modeller çoğulluk. O zaman şöyle bir şey. Karşınıza geçip şunu dediğimde modeller çöpe atın. Yani yaramıyor bu dediğimde bana şu soruyu tabii olarak sorması gerekiyor. Hangisini? O önemli. Orada şey diyemem tabii yani rakı sofrasında değil. Hangi birini efendim hangi birini falan denmez. Yani bir tanesini, iki tanesini çöpe atıyorsunuz işe yaramadığı için. Mesela teorik bir tanıtlama yapmak için ortaya koyduğunuz modeli çöpe atabiliyor muyum? Solon modelini çöpe atabiliyor muyum? Türden çöpe atmak. O yoktur zaten ama. Nasıl atarsınız? Attı birileri aslında. Tasarruf oranı içsel değildir. Kişiler karar vermiyor onun modelde. İşte şuradan geliyor. O zaman yenisini yapıyoruz. Peki. Sonra birileri dedi ki, mekanıcı da ona şey yaptı. İnsanlar sonsuza kadar yaşamıyor. Doğru mu? Bizim modellerimizin çoğunda insanlar sonsuza kadar yaşıyorlar. Ve bu kötü bir şey. Doğru. Peki sonsuza kadar yaşamayanını yapalım bu sefer. Ama şunu biliyoruz, toplumlar sonsuza kadar bir şekilde yaşıyor. Atom savaşı falan çıktıysa, göktaşı çarptıysa. İşte overlapping generation, birbiriyle örtüşen, birbirini izleyen değil, örtüşerek izleyen kuşaklar var. Yani babam, ben, benim oğlum, annem, ben, benim kızım vesaire gibi olabilir. Bunu artık modelleyebiliyoruz. Uzunca bir zamandır hatta. Uğurunuzdan gelene kadar çözüyorsunuz derste. Bunu niye kullandık peki? Vardı zaten sonsuz periyot yaşayan aile modeli. Sonsuza kadar yaşayan dynastic family böyle hani dediğimiz sanki bir krallık soyuymuş gibi yaşayan ailelerden oluşan modellerimiz vardı. Derdimiz ne? Niye bu overlap generation derdine düşmüş makrocular? Bir ihtiyaçtan gelmiş muhtemelen. Özellikle sosyal güvenlik sistemlerinin işte etkinliğini analiz etmek isterseniz o zaman şeye ihtiyacınız var. Aynı anda toplumda gençlerin, orta yaşlıların ve daha yaşlıların olduğunu hayal etmeniz gerekiyor ki bunlardan bir kısmı ötekini her dönemde finanse ediyor olsun. Böylece siz doğru düzgün hesap yapabiliyor olun. Güzel. Böyle bir sahipte doğru çıkıyor. Bu modellerin çoğunda parayı görmüyorsunuz. Mesela Walras'ın genel denge çerçevesinden bahsetti. Burada ne görürsünüz? N tane mal var. Bu N tane maldan sorun soruyor. N tane mal var. N tane maldan bir tanesinin fiyatını 1 olarak alıyoruz. Kimdir o mal? Para. Para. Diğer bütün malların fiyatlarını paranın fiyatı cinsinden, bir cinsinden ifade ediyor. Ona numerer deniyor. Payda, eşittir. Yani 1 para etmek, 2 para etmek, 3 para etmek. Para yerine lira koyun, dolar koyun fark etmez. Böylece n-1 tane diğer malın fiyatı 10 olsun n. Biri para. 9 tane para olmayan mal var. Her birinin fiyatı para cinsinden belli. Güzel. Senin gelirin belli. O zaman ben bu 9 tane mal için bir ne derler? Toplam talep, toplam arz yapısı oluşturabiliyorum. Ve şunu diyorum. Eğer bu piyasada 9 malın piyasalarının, aslında burada 9 piyasa var. Para piyasasının dışında tutunca. Bu 9 piyasanın hepsi dengedeyse genel denge var. Daha güzelini söylüyorum. Bu 9 piyasanın 8 tanesi dengedeyse 9.sü illaki dengededir. Bu da güzel. Bu güzel matematiksel gösterim. Ve bu hem kesinlik varsayımı altında hem de istatistiksel belirsizlikler altında çok güzel çalışan bir metodoloji. Şimdi eksikliği ne? İnsanlar hani arzuları bir türlü sönümlenmiyor. Sürekli tüketmek istiyorlar. Ha, doğru. Şimdi ters taraftan yaklaşırsam ben bunun dünyanın genelinde tuttuğunu düşünüyorum.
10. hamburgeri yer misin abi? Yerim hocam, yiyeceksin. Bugün değil. Bugün diye düşünmeyin. Modelin içinde zaman faktörü yok çünkü. Belli bir dönemdeki geliriniz ve onu nasıl kullandığınızla alakalı. Şimdi temel mikro şeylerden bahsedelim. Çok basit. Bir, eğer adi bir maldan bahsetmiyorsak, onları dışlayalım. Gelirimiz arttıkça daha çok tüketmek isteriz. Güzel. Lüks veya ihtiyaç fark etmez. İki, bir malın fiyatı görece artıyorsa, göreli olarak, o maldan daha az tüketmek isteriz. Güzel. Çalışmak, kimle konuşuyorduk arada? Çalışmak, üretmenin erdemi ve güzelliği üzerine. Onunla ilgili bir şey yok, tam aksi aslında. Çalışma zamanı dediğimiz şey, tabii sanatsal üretim vesaireden bahsetmiyoruz yine. Bu bir zulümdür, negatiftir, disutility'dir. Dolayısıyla çalışma zamanını fayda getiren bir şey olarak almayız. Leisure dediğimiz, boş zaman fayda getirir. Boş zaman bir mal gibi düşünürsek de. Boş zaman tükettiğimiz soyut bir metadır. Fiyatı nedir? Bir saat boş zamanın fiyatı nedir? Alternatif mali. Fırsat maliyeti ne olur? Çalışsaydım kaç para veriyorlardı bana saatine? $6,000. Bir saat derse giriyorsun $6,000 veriyorlar falan. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Yani olsun istersin. Üzgünler. $600. Neyse. Şimdi. Yani kaşınıyorsun derste, ayıp mı? Şimdi. Boş zaman bize fayda veriyor. Boş zamanlama fiyatı var. Dolayısıyla saçmalamıyoruz. Yani aslında boş zamanın fiyatı varsa süper. O da o bir saatlik net ücrettir. Hangi ücret? Nominal bir reel mi? Alım gücü cinsinden. Hocam enflasyonla mı uğraşacağız? Kurtarayım ben size. Enflasyon da yok sistemde. İhtiyacım yok bu modelde enflasyonun şu anda. Süper. Süper modelim olur. Peki tasarruf dinamikleri. Tasarruf dinamiklerinden bahsedebilmem için neye ihtiyaç var? En az iki dönemden bahsediyor olmam lazım. Ben gençken, ben yaşlıyken. Gençken, çalışır vaziyette gençken, çalışıyorum biraz musluk akarken, işte o benim sosyal güvenlik hesabım oluyor. Emekliyken de bana ne veriyorlar? Transfer ödemesi olarak emekli maaşı veriyorlar. Hayrına mı veriyorlar? Yok canım, benim param Allah aşkına. Saçmalamayın ya. Benim o. Çalıştım da yaptım. Türkiye'de bu devlet eliyle halen büyük bir şekilde büyütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderseniz özel olmak durumunda. Orada kazayla işte emekli fonlarınızı tutan şirket yanlış yere yatırım yaparsa rezil de emekliliğiniz olabiliyor falan. Neyse. Atladığımız boyut kaldı mı? Tüketim var. Farklı mallar cinsinden. Tasarruf iki dönem var sayın az. O var. İşte boş zaman kullanımı, çalışma kararları var. Hatta giderek farklı iktisat dallarında o yaşadığınız dönemde çocuk yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz, evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz, şu kadar sene mi çalışarak, bu kadar sene mi vesaire, hepsinin modellerini gözlüyoruz. Güzel. Hocam o zaman her şeyi açıklayan tek ve en baba modeli yapalım biz. Olmuyor. Ne kadar fazla sayıda değişken eklerseniz modelinize, onu teorik reduce form ve elle indirgenebilen matematiksel olarak açık haliyle görebildiğiniz bir çözüm uydurma ihtimaliniz o kadar düşük. Ne yapıyorsunuz o zaman? İşte dinamik programlama araçlarıyla veya matematiksel karakterizasyonlarla, mesela Wolfram Alpha'nın işte matematikasını kullanarak bir grid search yapıyorsun sayılar üzerinde. Sayılar sanki karmaşık bir matris oluşturmuş gibi hayal edin. Ondan sonra siz ne olsunuz bunun ortasında? İzlediniz mi şeyi? Matrix şeylerini. Bir anda onu görmeye başlıyorsun içinden ve sayısal karakterizasyonunu yapıyorsun ve çocuk sahibi olmaktan çalışma kararlarını, tasarruf kararlarını, her şeyin belli bir sayısal ölçümünü ortaya koyabiliyorsun. Peki bu nasıl? Burada anlat bize. Bu hani ne derler, hoca gıcıklığı falan değil. Onu anlatmam için ondan önce gelen her biri 42'şer saat bir sürü ders anlatmam gerekiyor. Yani hani biraz sahnem iyi falan ama o kadar haplaşmıyor. Ama zihninizde canlandırırsanız zamanları birbirine bağlamak için bir değişkene ihtiyaç olduğunu bir anda görüyorsunuz. Tasarruf ediyorsanız bugünle yarını birbirine bağlayan en önemli değişken faiz haddi, faiz oranı dediğiniz şey. Enflasyon yokken bile bu arada, enflasyon olması gerekmiyor. Enflasyon yokken dahi belli bir miktar faiz, ki o safi reel faizdir, zamanları birbirine bağlıyor. Güzel. Sigara içiyorum bugün. Ondan sonra hoş bir şey değil. Bırak ya, hasta olacaksın, öleceksin diyorlar. Çok umursamıyorum mesela. Bugün değil, yarın da değil herhalde. Öyle böyle gidiyor. 25 sene sonra bir yerde bir maraz çıkacak belki. Zırt. 25 sene sonraki zararı bugüne nasıl indirgiyorum? Bölüceğim ya bildiğiniz.
İskontolu. İskontoydu. Evet. O iskontoya hiperbolik iskonto deniyor. Çünkü 1 bölü faiz oranı ya da 1 bölü 1 artı faiz oranının bir kuvveti geliyor. Zamanları birbirine bağlamak o yüzden çok güzel. T zamanı var. T artı 1 zamanı var. Bu ikisini birbirine bağlayan bir reel faiz oranı var. Reel indirgeme katsayımız 1 bölü 1 artı R. Burada kaç dönem var ikisinin arasında? 1 üstü 1. N periyot olsaydı 20 periyot, üstü 20 diyecek. Üstü 20 dediğimde bu katsayı 1 bölü 1 artı R üzeri 20 çok küçük bir şey olacaktı, değil mi? O yüzden önümdeki birkaç seneyi çok iyi iskonto ederken uzun vadeli iskonto edemeyebiliyorum da. O ayrı bir problem sahası ama zamanları birbirine bağlayabiliyorum. Çalıştığım ve çalışmadığım zamanların fiyatlamasını birbirine bağlayabiliyorum vesaire. Daha düzenli yapabiliyorum ki, ya ben bu boş zamanı vergilendirmek istiyorum. Hadi vergilendir. Bir model kuruyorsunuz kafanızda şu anda. Boş zamanın modeli var mı? Yazayım size. Tüketim için şu. İki mal var. X ve Y diye. U dediğimiz utility, faydanın İngilizce tabirinin harfi ya da utility, Fransızca neyse. U dediğim fonksiyon X ve Y iki malın tüketim miktarlarından oluşuyor. Farz edelim ki konta basitçe alalım X çarpı Y şeklinde. 0 elma, 10 şişe kola bana bir şey katmıyor. 0 kere 10, 0. Gelirimi öyle bir harcamam lazım ki fiyatları dikkate alarak bunları olası en güzel şekilde kombine edeyim. Bir çarpımı maksimize etmeye çalışıyoruz. Bu temelde dikdörtgen alanını maksimize etme hikayesidir. Fiyatlar eşitken dikdörtgen neye dönüşür bir anda? Kareye dönüşür. Fiyatlar eşit değilken herhalde kareye dönüşmeyecektir, değil mi? Şimdi tüketim de bu. Peki çalışıyorum çalışmıyorum kararı. Fayda fonksiyonu L küçük L leisure time. Büyük L labor time, küçük L boş zaman, büyük L emek zamanı. Küçük L ile tüketim diyorum bu sefer ama C diyorum tüketime sadece basitçe. Hani X'in tüketimi, Y'nin tüketimi dememe gerek var mı böyle bir modelde? Yok, çünkü iki ayrı model var, iki ayrı tüketim malı var ama aynı şey onlar benim için. Onun sepetine C diye veriyorum. Çünkü amacım boş zaman kullanmıyorsam hangi malı yiyeyim değil bu. Boş zaman kullanayım mı, kullanmayayım mı? Problemi bu. O yüzden C yetiyor bana. Buyurun, fonksiyonum da bu. L kere C diyorum. Hadi daha güzelini yapayım. İki dönemli hayat. İki dönemli hayatında fayda, ilk dönemki tüketimi ve ikinci dönemki tüketimime bağlı. Fonksiyonu da fıstık gibi uydurayım. C bir kere C iki. Buyurun, buradan yapayım. Süper. Mutluluk verici. C bir ile C iki birbirine bağlayabiliyor muyum? Bana şunu soruyorsunuz o zaman. Hocam gelir nereden geliyor? Endowment ekonomi dediğimiz bir şey var. Çok o kadar Allahsız değiliz iktisatçılar. Allah veriyor onu. Bir sebeple. Ondan sonra inandığınız versiyonu hangisiyse o veriyor size. Ondan sonra onun ilk dönem bir kısmını ne yapacaksınız? Ne demiştim az önce? Gençken az tasarruf et, prim giriktir. Yaşlıyken harca. Bu ikisini birbirine bağlayan kısıtlar var. Kısıtları yazmıyorum. Şimdi bunlar üç ayrı problem için. Aynı anda çözmüyorsunuz bunları. İlki standart mikro kalkülüs temelli mikro modelleri zemininde yer alan fayda fonksiyonu vesaire. Üretim alanına hiç girmeyecek. İkincisi, benzer şekilde leisure consumption problemi. Bu temelde belki vergilendirme veya benzer şeylere zemin teşkil ediyor. Üçüncüsü, tasarruf üzerine kurulmalı. Hepsini aynı anda kullanabilir miyim? Niçin olmasın? Ama elle çözmesi zorlaşır. Burnunuzdan gelir. Hiç mi olmaz? Olur. Değer mi? Değmez. Kısa yoldan cevaplar. Peki, vergilendirelim hadi leisure time'ı. Temel karakteristik şeyler bu. Ki bu sene benden fiskal alacak olan olursa Bilkent vatandaşlardan, bunlardan üçünü de burnunuzdan gelesiye kullanacağız. Yani nefret ettiğiniz bir an gelene kadar. Sonra başka bir şeye hareket edeceğiz. Gülümsüyorum. Leisure'ı vergilendiriyorum. Çok boş zaman kullanıyorsun. O yüzden vergilendirme için. Barış Bey. Aç. Buyurun. Aç evladım. Buyurun. Handsfree'den konuşma. Belki küfür edeceğim. Ne kadar boş zaman kullandınız geçen hafta? 2 saat. Öyle olmuyor işte. Tabii kapat. Böyle olmuyor bu iş. Çünkü kullanmadım abi. Vergilendiriyorlar. Böyle bir şey var mı? Çalışmamışsınız beyefendi. İstin boş zamanı vergilendirelim. Nasıl vergilendireceğim? Boş zamanda ne yapıyorum ben? 27 metre teknem var. Var mı 27 metre tekne diye bir şey? Custom bir şey bilmiyorum. Yok, 27 fakir teknesi. 47 metre teknem var. Fakir teknesi değil mi? Zengin olmak istiyorum çünkü şu anda. Ondan sonra tekneye binerken zaten kendi kurumuna önce şampanya ikram ediyor. Öyle adım atıyorum yani. Çilekler, şampanyalar, ortada çikolata çeşmesi falan. Öyle güzel bir hayat. Hoşuna gitti. Adam içecekti direkt. Neyse.
tabii boş zamanı vergilendirmeyeceğim ama ben boş zamanda bunları tüketiyorum. O zaman çok güzel. Bununla ilişkili tüketimi vergilendiriyorsun. Böyle boş zaman vergilendirilebiliyor. Vergilendirme özü itibariyle gerekli bir şey mi? Herhalde illaki dersiniz. İnsan toplumunun sonuçta toplum şeklinde üç boyutlu, özellikle kentlerde işte üç boyutlu da yayılmışken kendini idame ettirmesinin temel araçlarından biri. Öğleden sonra konularından da biri. Vergisiz olmuyor. Herkes kapısının önünü süpürünce şehir temiz olmuyor. Herkes işte bir şeyin ucundan tutunca o kadar süpersonik, işte harika, mutluluk ve çözümler oluşmuyor. Piyasalar her şeyi çözmüyor. Yani piyasalar almighty değil, her şeye kadir böyle bir piyasa vizyonu. O çok saf komikçe. Keşke olsa. Ama olmuyor. Mesela ben füstiler içiyorum, yazmıyorum oraya kendime. Olmuyor. Birinin regüle etmesi lazım. İşte o yüzden deniz arada gidiyor, kontrol ediyor. Her ayıca üçtür işte bak yazıyor mu yazmıyor mu diye bakıyor. Bir regülatör ihtiyacı var orada, birisi bakıyor. Peki vergi ne kadar zorunlu olsa da, gerekli bir şey olsa da insanları mutlu eden bir şey mi? Bak hocam bize dönüyor demeyin. En sevdiğin şey ne mesela? Atıyorum çikolata çeşmesi demiyoruz önce. Herif geliyor çikolata çeşmesine %150 vergiyi çakıyor. Biz buna vergi çakmak demiyoruz ama normal. Kapalı salonlarda böyle desek de vergi salmak, vergi koymak. Koymak değil, vergi salmaktır o tarz. Hükümdar vergi salar yani. Leaving der İngilizce, yani leaving eder. Şey yapmaz öyle. O nasıl koyduk vergi falan der. Böyle vizyon yok, tamam mı? Hani hükümet kapalı kapılar ardında böyle hani falan. Manyakları hayal etmeyin yani. İnanın elleri titreyerek yaparlar çünkü sıkıntılı şeylerdir bunlar. Ve vergi sizi mutlu etmez. Vergi sizin o dönemki mutluluğunuzdan canlıyı alır. Bir şeydir. Ümidiniz şudur ama. O aynı model çerçevesinde bana dönecek. İdir. Onun size dönüp dönmeyeceğinidir. Orada hükümet var işte. Deniz Tufuro mesela. O hükümetin ne kadar düzgün bir hükümet olduğu belirler. O hükümetin düzgün olup olmamasını siz belirlersiniz. Sizin düzgün karar almayacağınızı da aldığınız eğitim, sahip olduğunuz kültür, sosyal sınıfsal donanımınız dahil olmak üzere her türlü faktör belirler. Dolayısıyla bu da modellere gider bu arada. Bürokratlarınız vardır. İşte Pınar, şimdi senin denizin bürokratı yapacağım. Alınma. Kadın olduğum için mi hocam, yönetici olamadım falan. Üstüme yürüme durumu. Pınar denizin bürokratı olarak bir tek şey hedefler. Bürokratlar rasyonel karar alma falan gibi şeylere tabi. Ama bürokratlar şuna her zaman, dünyanın her yerinde, Niskanen modelidir bunun adı. Başınıza tutun, Niskanen, okuduğum gibi Niskanen. Niskanen modelinde, bizim bu kamu maliyesi derslerini anlatırız, mikro temelli derslerde. Niskanen modelinin anlattığı şey şudur, bürokratlar sahip oldukları bütçe imkanlarını genişletmeye bakarlar. Yoz oldukları için falan değil, yani çalıp cebine atıyor diye düşünmeyin. Bürokrat, siz yaptınız, ben yaptım. Bizde şudur, aman bütçem daralmasın. Niçin? Basit, bütçeni daraltırsan sen de ufalırsın. Ufak bir derebeylik gibidir o. Bütçeni asla harcamazlık etmezsin, o bütçeler harcanır. Hatta bürokrat daha güzelini yapar, bütçeyi en optimal, en iyi noktasında harcamaz. Bütçesini temelliği kadar ileri iter. Ve toplumsal faydayı belki sıfıra yaklaştırana kadar bütçesini harcayabilir. Şudur temel model öngörüsü. Niskanen modelinden giderseniz. Bu bürokratın bütçesi olduğunda, bu da fayda ve maliyeti burada ölçtüğümüzde toplum için işte toplam fayda şöyle gider. Faydalar maalesef böyle logaritma veya karekök fonksiyonu şeklindedir. Çünkü faydanın zamanla azalmasını, adım adım azalmasını, diminiş etmesini, azalan faydalar kanununa uymasını beklersiniz. Aksi takdirde tüketimin hakikaten sonu o gelmez. Şimdi bu toplam faydayken, bu da toplam maliyetken, bürokratın seçmesi gereken nokta bu iki eğrinin birbirinden en uzak olduğu yerdir. Doğru mu? Net fayda burada en yüksektir. Burada da tesadüfe bak, Newton'un kemiklerini sızlatmıyor. Çok güzel söyledim ya. Mesela biz bunu kümülatif almıyor muyduk şeyde mesela? Kümülatif. Hayır, ondan sonra bir süre mesela diyorduk ki biz marjinal şey, marjinal atıyorum ilk kar, şey işte ona kadar yapıyoruz. Doğru, doğru. Şimdi onu gösterelim. Kümülatif bu toplam. Marjinallerini de çiziyorum işte. Tesadüf değil. İşte bu noktada senin marjinallerin birbirine eşit. Marjinal dediğimiz fazladan 1 liralık bütçe harcamasının toplumsal maliyetiyle toplumsal faydası. Tam dediğin şey bu. Burada yapması gerekirken bürokrat vatandaş şu bölgeyi tercih eder. Optimal nokta bu. Buraya bir gülen surat yapalım. Şöyle. Güzel oldu değil mi? O burayı tercih eder.
oraya doğru gitmek ister. Bürokratlar bütçeyi şişkinleştirmek isterler. Kötü insanlar oldukları için bir bürokratik refleks odur. Bürokrasinin dolayısıyla rasyonelliği anladığımız rasyonellik olmayabilir. Tüketiciler az vergi vermek, çok fayda edinmek ister. Politikacılar yoktur zaten. Geleceği görmek vesaire gibi bir ummaları yoktur. Hani her zaman kafanızda bir Meiji, Japon restorasyonu, işte Atatürk, Türk restorasyonu vesaire gibi şeyler canlanmasın veya işte Benjamin Franklin hem Yıldırım'dan elektrik şey yaptı hem anayasa yazdı falan değil. Bunlar daha devrimsel nitelikten geçişler. Standart siyasetçi yoktur. Burnundan ötesini gördüğünde çok fazlasını bile görmüş olur. Hatta Jean-Paul Sartre, pardon, Charles de Gaulle için demiştir. Hem ukalalığı hem dominantlığı için. De Gaulle gibi siyasetçileri severim. Çünkü burunlarının ucunu gördüklerinde bile çok ileri görmüş olurlar diye. Böyle hoş bir laf vardır yani. Burun da büyüktür hocam. Böyledir, bayağı bildiğin. Bu yüzden mi derler bürokrasiden kurtulmamız gerekiyor, belirli değildir diye? O ayrı bir şey. Bürokrasiden kurtulmamız gereken derler, bürokrasisiz de olmaz. Yani şu anda bir saati kontrol edeyim, konuyu da dağıtayım 5 dakikada. Bürokrasi düzgün tasarlandığında süper bir şeydir. Geçen gün Erol Beylerle başka bir sohbet şeyinde konuştuk. Bürokrasisiz olmuyor. Yani bilgisayardan aktarsanız bir bürokrasi var, insanlarla da yürütseniz. İşte Max Weber 6 veya 7 karakterize edici özelliğini sunuyor bürokrasi. Nezberinde değil, Weber bildiğiniz Weber'den bahsediyoruz. Şimdi bürokrasi hani Kafkaesk romanlarında veya Kafka'nın kendi romanlarında işte o standart kahraman K vardır. Bir tanesinde ismi açıktır, bir tanesinde Gregor Samsa'dır. Bu şey, transmedi dönüşümde ondan sonra. Bu arada o dönüşüm hani metamorfoz diye bir ara şey, metamorfoz değil de bir başka çevresi var, onu bulun, ismini konuşalım. Neyse, bürokrasi odur, iç bunaltıcıdır. Ve maalesef işler kayıtlı kuyutlu düzgün yapılmadığı müddetçe, yapılmadığında karmaşık, kompleks, modern toplumları yürütemezsiniz. Bürokrasi şarttır. Gogol'un paltosunda da çok güzel. Paltosunda şey. Evet, çok paltosunda. Güzel. Ondan sonra işte ne derler, ölü canlarında da Ivan Çiçikov gezer, saçma sapan işler yapar falan. O bürokrasinin nasıl manipüle edilebileceğini görürsün. Optimali var mıdır? Tabii ki modernize edilmesi, kolay işlemesi mümkündür. Vesaire. O küçültme dedikleri şu, dün aslında Serdar Hoca'nın dediği şeylerden biri. Bürokrasi aynı zamanda kamusal istihdam yaratma alanı olarak algılandığı için lüzumundan fazla şişer. Yani fotokopiciye dersin ki, ya işte bu başından geçmiş olaydı, şundan 3 kopya işte zımbalı lazım, sonra bizim rahmetli olsun, yazın. O da der ki, herhalde ben genel müdürün odacısıyım, genel müdürlüğün odacısı değilim der. Meğersem genel müdürlüğün aynı bir odacısı varmış, işleri yapacak. O genel müdürün kimmiş? İki tane var. Benden de çok kazanıyor adam. Yaşı da büyük, bir şey de diyebiliyorsun. Falan. Hani sen daha neysin 30 yaşında, ne yaptın takar seni. Hani 20'yi takmıyorlar diyorsanız üzülmeyin. 30'ken takılmadığım oldu. Bürokrasi böylemiş. Ama kötülememek icap eder. Yani kategorik olarak ya bu bürokratları kıtır kıtır doğrasan her şey süper işler. O bir ara işte öğretmenlerle öğrenciler olmasa ya da okullar olmasa ben marife yani eğitim sistemini ne güzel idare ederdimle aynı şey. Yani o şey tümden çelişik bir cümledir. Olmaz. Bürokrasi buradadır. Her daim. Siyasetçiler, yasama mekanizması öyle veya böyle sistemden bağımsız. O bir şekilde buradadır. Bir de özel çıkar grupları vardır. Bu üçünü birleştirirseniz bir üçgen çıkar. Ha, Illuminati üçgeni falan değil. Yok öyle bir şey. Bunu yatırdığınız zaman bu Iron Triangle, sac ayağı dediğimiz şeydir. Toplumları, modern toplumları halen üstünde taşıyan esas üçlü budur. Bunların etkileşimi her şeyi belirler. Özel çıkar gruplarının sınırlarını siz belirlersiniz. Bürokrasinin içine ne kalitede insan gireceğini, nasıl dizayn edeceğini siz belirlersiniz. Yasamayı siz belirlersiniz. Suçlanmayın, siz olan sizi kastetmiyorum. Hani gerilenler oluyor arada. Ondan sonra... Ayrı bir şey, bu yaptığımız forecastlerde bizim kabullerimizden bir tanesi insanların rasyonel davranışlarda bulunduğumuz. Yani insanların B yerine A'yı, C yerine B'yi. Evet, büyük ölçüde daha rasyonel olduğunu, rasyonel dışı davranış, rasyonellik dışı davranışların yani sistem çıktılarını, ergitim sonuçları, toplulaştırılmış sonuçları bozmayacağını en azından varsayırız. Eksik veya kötü. Şimdi yemeğe gitmeden son bir şey, rasyonellik. Şimdi ben teferruatını çok şey yapmayı biraz atlayarak okudum, büyükçe söyleyeyim. Mehmet Ali Kılıçbay'ın çevirdiği o deliliğin tarihi olarak. 18. yüzyıla gelene kadar deli dediğimiz adam
bizim de mahalle denisi vardır. Hani şurada azımsamamak gerekir. O kurum, bir kurumdur mahallede. Tek başına bir müessesedir. Gerçekten öyledir. Sevdiğin, selamlaştığın, çocukların başına okşayan, arada sadakalar, yine arada gazozunu paylaştığın adamdır o. 50'ler 18. yüzyıla kadar toplumla entegre falan iken 18. yüzyıldan sonra, 19'dan sonra yalan olmasın, bunlar institutionalized oluyor. Bunları artık derleyip toplayıp kah denek, kah iyileştirilecek nesneler olarak doktorların veya cellatların eline yer yer verebiliyorsunuz falan. Şimdi delilerden bahsettiğiniz dedim ki bir kitabın reklamı olsun. Ben değilse de siz okumuş olun. O yiyin. Çevirisi ağırdır ama. Zaten bir şeydir. Orijinali ağır. Kılıçbay Hoca'nın çevirisi de bayağı bir ağır. Sabır ister. Küçük bir metin. Nakış nakış. Büyük okumak lazım. Şimdi aslında o rasyonelliğin ilk tanımı var ya. Çok daha basit. Benim kendi sentezim olur. Rasyonel deli değil demektir. Yani akli melekelerini fayda için akla uygun, hatta genel şeye nedir? Common sense olan, ona uygun şekilde yani kullanan adam demektir, rasyonel. Biz daha sonra da mikro iktisat teorisinin zeminine bunu yatırırken bu maksimize eden, sürekli problem çözen bir manyak nitelemesi çıkıyor ortaya. Yani sürekli kağıdın arkasında türev alıyor. Hayır, türev almıyor. Türev zihniniz alıyor zaten. Bir adım daha atsam mı? Bir kilometre daha yürüsem mi? Bir porsiyon daha söylesek mi? Bir saat daha çalışsam mı? 5 dakika daha uyusam mıların hepsinde türev alıyorsunuz farkında olmadan. İnsan zihni bunu yapıyor. Incremental çalışıyor. Şimdi işte deli değilseniz doğru yönde gidiyorsunuz. Deli değil demek ki. Şimdi daha sonra yalnız o rasyoneliteye lüzumundan fazla matematiksel bindirme yapılıyor diyebiliriz. Yani rasyonel insan en iyisini ister. Doğru. Günlük hayatında problem çözmez. Hayır. O problemi, o adamın nasıl düşündüğünü gösterip, modelleyip, tahmine konu etmek isteyen işte bilim insanı veya zamanıyla teknokrat, teknisyen insanlar modellerle. Hikayemiz bu. Rasyonel, öğleden sonrası için en azından özellikle değil dedi. Peki, öğleden sonrası için buradan devam edeceğiz, gideceğiz. Bir soru. Hiç bana ama yemekte sormayın cevabını. Ben de cevapla veremem. Rasyonellik bireysel bir nitelik midir? Kitlesel anlamda tasarlanması, tasavvur edilmesi gereken bir şey midir? Tek bir cümleyle şey yapalım. Abraham Lincoln çok güzel açıklıyor. Bazı insanları her zaman, tüm insanları bazen kandırabilirsiniz ama tüm insanları her zaman kandıramazsanız diyor. Rasyoneliteyi çok güzel açıklıyor. Evet, buradan birileri de besleniyor dedi. Evet. Daha sonra işte rasyonel bekleyişler vesaire dediğinizde de aynı cümleyi böyle özetlemek istedim. Yani. Aynen, süper. İyi, afiyet olsun o zaman. İnşallah zihniniz çok yorulmuştur.